Uyku apnesi olan hastaların çok büyük bir kısmında yaklaşık 3'te 2'lik bir bölümünde ciddi kilo sorunları vardır. Ve bu bireylerde ilk yapılması gereken şey etkili bir kilo kontrolüdür. Ama uyku apnesine sebebiyet veren tek faktör kilo fazlalığı değildir. Bazı uyku apnesi tabloları burun, damak, yutak ve gırtlaktan kaynaklanan anatomik sebeplerle ortaya çıkabilir ve bunların da ilgili branşlar tarafından tedavi edilmeleri ya da ameliyat edilmeleri gerekir. Bir diğer önemli sebep de nörolojik hastalıklardır. Bazı sinir sistemi rahatsızlıklarında da hava yollarında daralmalar ve buna bağlı uyku apnesi gelişebilir. Ancak hem tıkayıcı anatomik sorunlar hem de nörolojik sıkıntılar uyku apnesi hastalarının üçte birden az bir kısmını oluşturur. Uyku apnesinde en büyük sorun kilo fazlalığıdır ve bu da obezite ameliyatlarıyla giderilebilir. Uyku apnesinde ilk yapılması gereken şey bireyin hava yolu basıncını düşürmesidir. Hava yolu basıncına en büyük katkıyı sağlayan faktörler ise mukoza altındaki yağ birikimi ve vücudundaki fazla su tutulumudur. Bundan kurtulmak için bireyin öncelikli olarak efektif kilo kontrolü sağlaması ve efektif kan basıcı kontrolü sağlaması gerekmektedir. Herhangi bir tedavi yöntemiyle kilo verdikten sonra şayet tekrar kilo alımı söz konusu olursa uyku apnesi aynı şiddette geri gelecektir. Bu sebeple uyku apnesine yönelik tedavi planlamasının etkili bir sıvı kontrolü, kilo kontrolü sağlaması ve verilen kiloların tekrar geri gelmesinde engellemesi gerekmektedir.